Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Aslı. Sosyal medya sayesinde gün geçmiyor ki yeni bir stil, yeni bir trend bombardımanına maruz kalmayalım. İşte bu videoda onların en sonuncularından birini inceliyoruz. Old money stili. Konsepte uygun giyindim geldim. Hazırsanız herkes paracıkları masaya yatırsın. Başlıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz moda her zaman bir devinim halinde. Sürekli yeni trendlerle bizim heyecanımızı yüksek tutacak, devamlı surette yeni ciciler almamıza neden olacak bir şeyler gündeme geliyor. Ancak her ne kadar moda sürekli bir evrim halinde olsa da öyle stiller var ki modası asla geçmiyor. Bundan 20 sene önce de giyseniz gözünüzü tırmalamıyordu. Bundan 10 sene sonra da giyseniz yine size garip gelmeyecektir. İşte bunlardan biri de geçmişi oldukça eskiye dayanan ve son zamanlarda TikTok, Instagram ve Pinterest gibi sosyal medya platformları sağ olsun oldukça popüler hale gelen old money estetiği. Old money terimi servetlerini uzun bir atalar soyundan miras alan zengin insanları ifade ediyor. Hani siz kimler dersiniz derler ya işte bizim oralarda öyle derler. O kimler dersiniz sorusunun net ve herkesçe bilinen bir karşılığı varsa genelde tanınan iyi ve zengin bir aileden geliyorsunuz demektir. İşte böyle aileleri ifade etmek için old money terimi kullanılıyor. Old money estetiği ise bu köklü zengin ailenin yaşadığı lüks ve entelektüel bir yaşamın getirdiği çeşitli aktivite ve zevklerden yola çıkarak yaratılan bir estetik ve stil anlayışıdır. Bu aktivite ve zevkler old money olmayan kişilerin günlük hayatına sıkça uygulamadığı, genelde biz gibi halktan kesim için sosyetik ve elit diye adlandırabileceğimiz aktivitelerdir. Örneğin bir polo maçına gitmek, yatınızla yelkenlinizle denize açılmak, binicilik, golf oynamak, tenis oynamak gibi biraz daha bireysel ve pahalı sporlarla ilgilenmek diyebiliriz. Tabii ki herkes zaman zaman bu aktiviteleri uygulamış olabilir. Artık birçoğuna ulaşmak günümüzde daha kolay oldu ama hemen kendinize old money demeyin. Çocukluğunuzdan beri tüm ailenize bir nevi gelenek şeklinde uygulanan aktiviteler olması gerekiyor bunların. Orada birazcık ayrışıyoruz yani. Yoksa ben de tenise gittim ama old money no. Öte yandan bu estetikle çakışan bir estetik daha var. O da new money. Bu estetik ise aileden değil de daha sonra zengin olan ve tarzları genellikle çok abartılı ve gösterişli olanları temsil etmek için kullanılır. Bizdeki tabiri tahmin ettiğiniz üzere sonradan görme. Sanat camiasındaki örneklerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Böyle benim aklıma direkt bir tanesi geldi, böyle logolar, sürekli markalar falan. Bugün biraz alışverişe çıktık da İstediğim model ayakkabı bulamadım. Bir düzine ısmarlayıverdim. New money kişiler bir ne oldumcuk bir buldumcuk anlayışıyla zengin olduğunu dünyaya ifşa etmek istercesine her yeri böyle büyük logolu, süslü püslü, dikkat çekici bir stili benimserken old money sessiz lüks anlayışıyla bu zenginliği göze sokma ihtiyacı duymaz. O zaten zengin olduğunun farkındadır. Özgüveni yerindedir. Para onun için hep var olduğu için gayet normaldir. Bir nevi para iliklerine işlemiştir bu kişilerin arkadaşlar. Bak ben zenginim deme ihtiyacı da duymaz. Bu sebeple de kıyafetleri genellikle şık, tek renkli, kaliteli ama sade parçaların bulunduğu lüks giysilerden oluşur. Onlar için moda gelip geçicidir ve trendlere pek takılmazlar. İyi markalardan çok yönlü klasik parçalara ve sürdürülebilir modellere yatırım yaparlar. Old money stil deyince aklımıza ilk gelen ünlüler Prenses Diana, Hollywood'un unutulmaz isimlerinden Audrey Hepburn, Amerika'nın eski First Lady'si Jackie O, Gossip Girl dizisinin Blair Waldorf karakteri birçok sade ve zarif kombiniyle old money estetiğinin en belirgin olarak gözlemleyebileceğiniz kişilerdir. Gelelim bu stili dolaplara kolayca adapte etmek isteyenler için alınması gereken parçalara. İyi dikilmiş bir blazer ceket, şık pantolonlar, düğmeli bir gömlek, özellikle beyaz, açık mavi ya da mavi beyaz çizgili renkte, açık renk trench coat, çizgili üstler, polo yakalar, kemik gözlükler, mini küpeler, ince aksesuarlar, ince zincirli zarif kolyeler, baklava deseni, formlu orta boy çantalar, kapütöne montlar, takım eşofmanlar, zarif fularlar ve eşarplar, minimal kesim ve nötr renklerdeki etek ve elbiseler, beyaz sneakerlar, kaliteli deri ayakkabılar, özel dikim bir yelek, örgü yelekler, uzun havalı bir palto, çizgi detaylı V-yaka kazaklar, boğazlı minimal kazaklar, vintage bir saat ya da minimal boylarda klasik bir saat, kaliteli bir deri kemer, şık bir broş. Bu stil
stili oluşturmak için kullanabileceğimiz kilit parçalara göz attık. Şimdi biraz da bu stili oluştururken dikkat etmemiz gereken püf noktalarına biraz bakalım istiyorum. Omzunuza bağlayacağınız bir kazak, üst kıyafetinizin pantolon ya da etek içine yerleştirilmesi ve kazakların yeleklerin içine gömlek giyilmesi bu stilin en çok karşılaştığımız detaylarından biridir. Yine bu stile hayat verirken dikkat edeceğiniz çok önemli bir nokta, ayakkabı tercihlerinizde çok sivri, çok seksi, aşırı yüksek topuklar giymektense daha zarif, daha kısa topuklu, daha elegan duran ayakkabıları tercih etmek olacaktır. Çok açık dekolteli kıyafetler yerine de daha mütevazi, her ortama uyum sağlayabilecek naif modelleri tercih edebilirsiniz. Yani bu stilde önemli olanın seksapel değil, zarafet olduğunuzu aklınızda tutmak, kombin yaparken işlerinizi kolaylaştıracaktır. Tercih edeceğiniz renk paleti ise nötr renklerden oluşmalıdır. Siyah, bej, kahverengi, lacivert, beyaz ve pastel renkler. Bu stili daha iyi anlamak için İngiliz kraliyet ailesinin tarzına bakabilirsiniz. Kate'in kraliyet öncesi ve kraliyet sonrası fotolarında bariz farkı görebilirsiniz. Eğer siz de bu old man stilini uyarlamak istiyorsanız aklınıza tutmanız gereken en kolay ve kilit noktalardan biri kaliteli ve minimal ürünlere yatırım yapmaktır. Çünkü kaliteli kumaşlar, zamansız modeller ve kalıplar bu stilin olmazsa olmazlarını oluşturuyor. Aslında kaliteli ve lüks markalara yatırım yapmak pahalı gibi görünse de sürekli alışveriş yapmaktan kurtulup daha bilinçli alışveriş yaparak ve gardırobunuza doğru parçaları ekleyerek aslında her sene giymeyeceğiniz 1000 tane şeye para vermekten kurtuluyorsunuz. Uzun vadede daha karlı bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu stilde lüks markalara yatırım yapılması gözünüzü korkutmasın. Günümüzde çok şanslıyız ki old money estetiği artık ulaşılması zor ve pahalı bir trend değil. Orta segment markalar bile bu trendin kalıplaşmış kodlarından esinlenerek birçok zamansız parçaya koleksiyonlarına yer veriyorlar. Tabii ki bu markalardan alışveriş yaparken de minimal kalıplara sahip, özenle dikilmiş ve pamuk, yün, keten gibi doğal içerikli, kaliteli parçaları almanız çok önemli. Yine bu trendi daha çarpıcı hem de daha ekonomik halde kullanmanızı sağlayacak bir detay ise lüks parçalarla uygun fiyatlı modern parçaları beraber kullanmak olacaktır. Yani kombininizde herhangi bir parçayı gerçekten lüks bir markadan klasik modelde bir ürün olarak seçerseniz bir çanta, bir ayakkabı ya da bir üst olabilir. Diğer parçalar daha uygun fiyatlı markalardan seçilmiş klasik kıyafetler olsa da genel olarak tüm kombininizin algısını daha yukarı çekecek, tüm parçaların daha lüks görünmesine yardım edecektir. Özet olarak eğer gardırobunuzu yenilemeye ve hem zamansız hem de trend olan bir moda akımını benimsemeye hazırsanız old money stili tam size göre arkadaşlar. Umarım işinize yarayan bilgiler olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, pozitif kalın, hoşça kalın. Bye bye.